Semiz otu yetiştirmek ister misiniz? Mutfak Bostan'ın olmazsa olmazlarından bir tanesi ve aslında her yerde, her koşulda yetiştirilebilecek kolay sebzelerden bir tanesi semiz otu. Evde semiz otu nasıl yetiştirilir? Herkes semiz otu yetiştirebilir mi? Semiz otu nasıl yetiştirilir? Bundan bahsedeceğim biraz. Burası benim küçük semiz otu fabrikam. Burada fidelerimi yetiştiriyorum, sonra gerçek yerlerine götürüyorum. Semiz otu evde yetiştirmesi çok kolay olan sebzelerden bir tanesi. Hem besleyici, hem şifalı, hem de çok sağlıklı. Peki evde semiz otu nasıl yetiştirilir? Herkes semiz otu yetiştirebilir mi? Semiz otu nasıl yetiştirilir? Semiz otu benim çok sevdiğim bir yeşillik. Ve gerçekten kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde zevkle, severek tüketebildiğimiz bir besin bizim. Normalde yabani olarak zaten bahçemizde semiz otlarımız çıkıyor ve çok seviyorum ben onları. Ama aynı zamanda Luna kendisi toplayarak yemeği de çok sevdiği için semiz otunu ekstra olarak üretmek de gerçekten bizim için faydalı oluyor. Otlarından bahsederken araya başka mevzular girdi. Sonra da ben onu unuttum, gitti. Bu sabah tekrar bahçeyi sularken biraz vaktim var ve yine semiz otlarından bahsetmeye devam etmek istedim. Çünkü gerçekten herkesin elinde yetiştirebileceği ve gerçekten yetiştirince oldukça memnun kalacağı şeylerden bir tanesi. Yetiştirmesi çok kolay, zahmetsiz ve hızlı büyüyen bir sebze semiz otu. Semiz otunu yetiştirmek için bir karıştan daha yüksek, yumuşak bir toprağa ihtiyacımız var. Mesela bu minik semiz otu ağacı bir kesilmiş şişenin içerisinde yaşıyor. Gayet mutlu ve döktüğü tohumlardan yeni bebekler bile çıkarttı. Onlar yerlerine gidecekler. Hemen tohumlarını göstereyim. Semiz otu pazardan, marketten aldığınız minik yeşilliklerde bile bu tohuma rastlayabilirsiniz. Hemen göstereyim onu da. Şu küçük kapsüllerin içerisinde bunları kaldırdığınızda siyah minik tohumlar çıktığını göreceksiniz. Tohumun boyutunu da hemen göstereyim size, şaşırmayın. Bu kadarcık minicik tohumları var. Bunların hepsi tohum kapsülleri. Buradan çiçeği çıkıyor. Hemen çiçeğini de göstereyim. İşte bu da semiz otunun çiçeği. Bu çiçek sonra kapsüle dönüşüyor. Ve o kapsülden az önce gördüğünüz tohumlar çıkıyor. Semiz otlarını özellikle size gösterebilmek için konteynere ektim. Şu an toprakta değiller. Bu eski bir kovan. Artık boşa çıkmıştı ve biz de onu böyle değerlendirdik. Burada pek çok şey yan yana birlikte yaşayıp gidiyorlar. Bunu biz filizlendirme köşesi olarak kullanıyorum ben burayı. Aslında bu semiz otları yerlerine gidecekler her biri. Ama göstermek için size aynı şekilde böyle kocaman bir semiz otu topunu bakın 3 karış, neredeyse artık 3 karış boyları var. Hiçbir şey yok, gübre falan yok bunun içinde. Sadece bahçe toprağı var. İsterseniz siz evinizde torf ve bahçe toprağını karıştırarak ekebilirsiniz. Bunlar aynı dönemde, yine 2 hafta önce diğerleriyle birlikte toprağa sert, oldukça sert bir toprağa düşen tohumlar. Burada bile büyümeye devam ediyorlar. Daha ilginç bir şey göstereyim size. Burası bizim gelen yağmur suyunun yardığı ve yukarıdan getirdiği kumla doldurduğu bir nokta. Ve bu kumun üzerine bile ben tohum serptim, çıkacak mı diye. Ve burada bile çıktılar. Burada bile yaşamaya devam ediyorlar semiz otlarım. Yani bir kumun üzerinde bile semiz otu yetiştirebilirsiniz. Yeter ki suyu ve güneşi olsun. Zaten küçük bir saksı daha. Güneş almayan, sadece akşam güneşini gören bir nokta daha.
Diğerleriyle aynı anda ektiğim semizotları bunlar da bir karışı geçtiler. Toprak çok sert altlarındaki. Güneşi çok az alıyorlar ama sulamaya devam ettiğinizde yine bunlardan da cılız bile olsa semizotu elde edebiliyorsunuz. Toprak sert olursa, suyu az gelirse ya da güneşi azsa semizotunun saplarında şöyle kırmızılıklar görüyorsunuz. Bunların hepsi yabani semizotu. Ama diğer tarafta gördüğünüz gibi her şey tamsa ve keyfi yerindeyse, büyümeye devam ediyorsa, neredeyse parmak kalınlığına geldiğinde bile kırmızılık olmuyor, hala yeşil devam ediyor. Bu kafanızı karıştırmasın. Bu şekilde bile yetiştirebilirsiniz. Gayet rahat bir şekilde saksıda, konteynerda semizotu yetiştirmek mümkün. Hatta bakın şekilde yere bile atmış artık kendini. O kadar hızlı büyüyorlar. Bunlar bu boya. 2 haftada geldiler. 2 haftada bu kadar büyüdüler. Diğerlerini de göstereyim. Başka deneyler de yaptım size gösterebilmek için. Burası kabartılmış ve güneş alan bir nokta. Burada bu şekilde büyüyorlar. Bu semizotların biraz büyümesine izin verdim ki size biçmeyi nasıl yaptığımı da gösterebileyim. Semizotunu biçerken neye dikkat ediyorum? Yeşillikte olduğu gibi semizotu da yine biçtikçe kendini çoğaltan bir bitki. Şurada hemen göreceksiniz. Ana dalın yaprak diplerinde minik bebekler oluşmuş. Bakın hatta burada minik bitkiciklere dönüşmüşler. Bunları hemen bu minik bitkilerin üzerinden kestiğinizde, mesela buradan biçtiniz. 2 tane fesleğene dönüşüyor. 2 tane semizotuna dönüşüyor. Her biri 2'şer tane yan bitkicik oluşturuyor ve sonra burada tekrar 4 tane semizotunuz olmuş oluyor ve siz biçtikçe semizotu çoğalıyor, aslında azaltmıyorsunuz. Pek çok yeşillikte olduğu gibi bu semizotunda da geçerli. Hem tohumla çoğalmaya devam ediyor hem de aynı şekilde minik bitkicikler oluşturuyor. Ben toparlayacak olursak semizotu güneş alabildiği bir nokta, bolca su ve ilgi bekleyen ama aslında çok bakım istemeyen, evlerinizde yetiştirmeyi sevebileceğiniz yeşilliklerden bir tanesi. Neredeyse her yerde yetişiyor, size gösterdiğim gibi kumda, sert bir toprakta, güneş almayan bir noktada. Ama en sevdiği şey güneş alan bir noktada bol suyla yumuşak bir toprakta yetişmek. Bir karıştan biraz daha uzun olursa daha güzel bir gövdeyle, daha az dalla ve daha çabuk büyüdüğünü gördünüz. Biraz daha alçak bir toprakta ve biraz daha sert bir toprakta gövdesini yayarak ve daha kırmızı dallarla büyüdüğünü gördünüz. Yani aslında semizotunu her şekilde evlerinize yetiştirmeyi deneyebilirsiniz ve bence memnun kalacaksınız. Semizotundan sonra bahsetmeyi istediğim yine birkaç tane daha bitki var. Her evde yetiştirilebilir. Böyle bir seri bile oluşturabiliriz. Eğer böyle bir şey isterseniz ya da hangi yeşilliklerin nasıl yetiştirildiğini merak ediyorsanız yorum bırakmayı unutmayın. Ve bu arada eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız, bizi destekliyorsanız, buna haberimiz olması adına kanala abone olmayı da unutmayın. Sürdürülebilirevlilik.com'da da bahçecilik adına, balkon bahçeciliği adına, saksı yetiştiriciliği adına pek çok bitkinin bilgisine ulaşabilirsiniz. Yaklaşık 300 tane yazı var orada sizi bekleyen. Onlara da göz atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.